Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. İsmim Lara. Uzun süredir korku hikayeleri dinleyip okuyorum. Sizlere çok yakın arkadaşım olan Cansu'nun yaşadığı olayları bana anlattığı gibi sizlere aktaracağım. Cansu uzun yıllardır arkadaşım ve uzun süre psikolojik tedavi gördü. Yaşadıklarını tam olarak atlattığında neler olduğunu anlattı. Hikayesi beni çok etkiledi. Sizleri de etkileyeceğinden eminim. Cansu anlatıyor. Annemle babam çalıştıkları için bana hep babaannemle dedem bakardı. Beni bu yaşa onlar getir diyebilirim. Yaşım biraz büyüyünce evde tek başıma kendi başım çaresine bakmaya başladım. Evde tek kaldığım zamanlarda kendimi hiç kötü hissetmiyordum. Derslerime çalışır, ödevlerimi yapar, televizyon izler kitap okurdum. Yemeğimi bile kendim yapardım bizimkiler yarın evlilik yıl dönümü için akşam dışarıda olacaklarını ve geç geleceklerini söylediler. Zaten ha varlıkları ha yokluklarıydı. Akşam 1-2 saat ya görüyor ya görmüyordum. Onda da yemek falan derken yatıyorlardı. Bizimkiler sabah işe gitti. Yaz olduğundan evde pinekleyip biraz dolandıktan sonra geri geldim. Hava öyle sıcaktı ki anlatamam. İzmir'in sıcağını bilen bilir. Bunaltıyor, nefes aldırmıyordu. Dışarıdan gelir gelmez hemen kendimi duşa attım. Buz gibi suyla duş almama rağmen ayna buharlaşmaya başladı. Dikkatimi çekmişti. Aynayı temizleyip saçımı kuruladıktan sonra tarifsiz bir ağırlık üstüme çöktü. Çok uykum vardı. Gideyim de az uyuyayım diyerek odama gittim. Koridorun ışığı açık şekilde kendimi yatağa bıraktım. Yatağa yatana kadar öyle çok uykum vardı ki anlatamam ama şimdi bir türlü uyuyamıyordum. Yatağın içinde dönüyor uyuyamıyordum. Burnum tıkanıyor, nefes alamıyor, üzerime ağırlık çöküyordu ama uyuyamıyordum. Yatmaya çalışırken bir gürültü koptu. Yataktan korkuyla sıçradım. Ses üst kattan geliyordu. Küfürler etmeye başladım. Bu kadar gürültüyü ancak bir şeyin devrilmesi çıkarabilirdi. Ya dolap devrildi ya da başka bir şey oldu. Üstüme bir şeyler giydikten sonra gideyim de ne yapıyorlar bunlar? Az sessiz olsunlar diyeyim diye kapıya yöneldim. Tam kapının kolunu elime attığım anda bina sallanmaya başladı. Resmen rüzgarda savrulan yaprak gibi sallanıyordu. İzmir deprem bölgesidir ama böyle büyük bir depremi hiç yaşamamıştım. Başım dönüp midem bulandı. Kendimi yere bıraktım. O ara elektrikler de gitti. Sarsıntı hala devam ediyordu. Kendimi sabitleyip Güvenli alanda olduğumu düşünerek hiç kıpırdamadım. Sonunda sarsıntı durmuştu. Hemen sokağa koştum ama benim dışında panik yapan kimse yoktu. Etrafa salak gibi bakıyordum. Az önce o şiddetli depremi sadece ben mi hissetmiştim? Benim dışında hisseden kimse olmamış mıydı? Yoldan geçen birkaç kişi depremi hissedip hissetmediklerini sordum ama deliymişim gibi yüzüme baktıktan sonra cevap vermeden gittiler. Demek ki sadece ben hissetmiştim ya da bana öyle gelmişti. Tekrardan apartmana girdim. Hala elektrikler kesikte. Eve girdim. Mutfağa gidip mumları alıp yakayım, karanlıkta kalmayayım diyerek mutfağa doğru ilerledim. Mutfağa girdim de sandalye sanki biri oturuyordu. Anne, baba siz misiniz dedim ama cevap vermedi. Şaka yapmayın bak, zaten karanlık, korkutmayın beni dedim. Yavaşça yaklaşırken başının hafif eğik olduğunu gördüm. Elimi uzatıp dürteceğim esnada elektrikler geldi. O anda sandalyede oturan şey resmen kayboldu. Şakaklarımı okşayarak neler olduğunu düşünmeye başladım. Ne oluyordu bana böyle? Bu yaşadığım garip şeylere anlam vermeye çalışıyordum. Mutfakta salak gibi dururken evin kapısı açıldı. Gelen annemlerdi. Hemen yanlarına gidip deprem oldu. Hissettiniz mi diye sordum ama bana bakarak ne depremi kızım deprem falan olmadı dediler. Nasıl hissetmediniz? Bana mı öyle geldi? Banyo falan yaptım. Acaba ondan mı diye söylenirken odama geçtim. Yatağa uzanıp boş boş tavana bakmaya başladım. Düşünüyordum. Deprem, elektrikler ve mutfaktaki silüet. Peki ya üst kattan gelen gürültü? Hepsinin bir anlamı olmalıydı. Ben bunları düşünüp gözlerimi kapatırken kedim yavlamasıyla gözümü açtım. Hemen odanın içine bakıp göz gezdirdim. Sesin pencereden geldiğini fark ettim. Pencereye baktığımda kedi oradaydı. Buraya nasıl çıkmıştı? Bizim ev üst katlarda olduğundan pencereme gelmesinin imkanı yoktu. Şaşkınlık da olsa söylenerek nasıl çıktın sen buraya? Aşağı düşme. Seni içeri alayım dedim. Pencereyi açıp içeri aldım kediyi yere bıraktığımda hırlamaya ve değişik sesler çıkarmaya başladı. O küçük şirin kedi birden kemik kırılma sesleri çıkararak gerilmeye başladı. Bedenindeki bütün kemikler kırılarak çatır diyordu. Birkaç adım geri atıp onu izlemeye başladım. O şirin kedi kabarmaya, büyümeye başladı. İğrenç görüntülü korkunç bir yaratığa dönüştü. Odanın içinde sanki onlarca leş varmış gibi çok kötü ağır kokuyordu. Yaratığa bakarken ağzından sallalar akıyor bedeni pislik içindeydi. Az önceki tatlı, şirin kedi gitmiş, bu yaratık haline gelmişti. Ona bakarken bayılmışım. Kendime geldiğimde annemle babam başımdaydı. Bana ne olduğunu sordular. Konuşamıyordum. Sadece su diyebildim. Bizimkiler su içirip kolaya tutuyorlardı. Başımda çok kötü bir ağrı vardı. Sanırım beynim gördüklerimi algılamakta zorlanmıştı. Annemlere yüzeysel olayları anlattım. Bizimkiler yarın bir bakalım. Bugün geç oldu. İstersen bu gece bizimle yat dediler. Tamam diyerek onayladım. Annem saçımla oynuyor oynaya beni uyuttu. Çok güzel uyumuştum. Sabah kalktığımda kahvaltı yaptıktan sonra annem babaannemi arayarak tanıdık bir hoca olup olmadığını sordu. Bizimkiler dinine bağlı insanlardır. Hemen ters giden bir şey olduğunu anlamışlardı. Üstümüzü giyinip yola koyulduk. Hocanın evine girdiğimde kendimi garip hissettim. Gözlerim açıldı. Üzerimdeki kara bulutlar dağıldı gibi. Bizi bir odaya aldılar. Duvardan duvara hallar ve duvar boyunca minderler vardı. Pencerenin hemen önünde oturan hoca bizi minderlere buyur etti. Oturduk. İki büklüm hocaya görünmeden oturuyordum. Göz hocayı süzerken bana baktı. Gözleri sürmeli gibi keskin bakışları vardı. Yaşlı olmasına rağmen bayağı dinç duruyordu. İstemsiz şekilde ona karşı güven duymaya başlamıştım. Sanki yıllardır tanıdığım bir akrabam gibiydi. Hoca birkaç defa içeri gidip geldi. Ardından eline kağıt kalem aldıktan sonra anlat bakayım kızım dedi. Ben de anlattım. Bayıldığım ana kadar her şeyi anlattım. Annemlere dönüp şimdi siz anlatın dedi. Annemse hocam Cansu bize kekelerek bir şeyler anlattı ama ne olduğunu anlayamadık. Deprem meprem dedi. Sonra odasına gitti. Bir süre sonra odasından bağırma sesleri gelmeye başladı. Cansu çıldırmış gibi bağırıyordu. Odasına girdiğimizde ölü bir kedi vardı. Kediyi bıçaklayıp kanını yüzüne sürüyor, iç organlarını sağa sola atıyordu. Zor da olsa elindeki bıçağı alıp sakinleştirmeye çalışıyorduk ama bir türlü sakinleşmiyordu. Elimizden kurtulup kendini pencereden atacağı sırada eşim havada yakaladı. Kızım sanki kukla gibiydi. Elbisesi, saçı falan kendiliğinden uçuşuyor, bir şey tutuyormuş gibi havada duruyordu. Dua okusam da fayda etmiyordu. O an bir güç beni duvara fırlattı. Eşim ise Cansu'yu tutuyordu. Cansu aniden ölmüş gibi bir anda durdu. Hemen yere yatırdık. Nefes nefese kalmıştık. Cansu'nun göğsü inip kalkmasa öldü diyecektik. Hemen elini yüzünü silip ortalığı temizledim. Cansu hala kendine gelmemişti. Bir süre sonra yavaşça gözlerini araladı. Ona neler olduğunu anlatmadık. Geceden kayınvalidemi aradık. Onun çevresi geniştir. Sizinle de eski uzanan dostluğu varmış. Sağolsun hemen size yönlendir dedi. Hoca da Asıl ondan Allah razı olsun. Çok yardımını, iyiliğini gördüm. Hep iyi biriydi. Ona yardım etmek boynumun borcudur. Bana müsaade. Birkaç şahısla konuşup ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Umarım kötü bir şey değildir dedi. Hoca kalkıp odadan çıktı. Bizimkilerle baş başa kalmıştık. Odaya bir kadın girip bize çay verdi. Açsanız yemek getirelim falan dedi ama tok olduğumuzu söyleyip teşekkür ettik. Bardaklarımız bir an boş kalmıyordu. Sanırım. Yarım saat kadar geçmişti. Hoca içeri girdi. Yerine oturup anneme bakarak sizin durum kötü ama Allah'ın izniyle hallolacak. Senin annen size bir büyü yapmış. Seni varlıklı biriyle evlendirip kendi de nemalanmak istiyormuş ama sen buna razı gelmeyince ve karşı çıkınca sinirlenmiş. Bu da yetmezmiş gibi başkasıyla evlenince kadın daha da sinirlenip şeytanın yoluna sapmış. Fakat büyü yapan, tam yapamamış ama senin imanlı olman seni korumuş. Ama kızın sizin kadar imanlı değil. Küfür edip kötü şeyler yapıyor. Alkol kullanıyor. Tabi size zarar veremeyince sizin soyunuza veriyorlar. Bu yaşadıklarınız ilk değil. Kızın aylardır olaylar yaşıyor ama artçı olarak. Yavaş yavaş. Her şey bir gecede olmadı. Unutmayın ki onlar her zaman etrafımızda. Sadece biz göremiyoruz. Onlar bize sebepsiz musallat olmaz. Muhakkak bir sebebi vardır. Ya bir insanoğlu onlarla anlaşma yapmıştır ya da bilmeden onlara zarar vermiştir derken babam araya girip ''Hocam ne olacak peki kurtulabilecek miyiz bu durumdan?'' dedi. Annem ağlamaktan konuşamıyordu. Sinirleri gerilmişti sanırım. Başını kaldırıp ben de onları görüyorum. Ara ara uzaktan beni izliyorlar. Böyle olduğunu bilseydim şimdi ise gelirdim dedi. Hoca ise vardır bir hayır tabi halletmeye çalışacağız bakalım dedi. İçeri gidip geri geldi. 5 dakika kadar sonra bize çayları getiren kadın elinde bir tepsiyle ve bıçakla geldi. Hoca bize bu büyü kanla yapılmış kanla bozulacak mecburuz dedi. Hepimizin avuçlarına birer kesik attı. Kanımız önlük tepsiye damlarken o kadın bir tane horoz getirdi. Horoz kurtulmak için var gücüyle çırpınıyor, bağırıyordu. Hoca bir eliyle başını, bir eliyle gövdesini tutarken dudaklarını oynatmaya başladı. Birden horozun başını gövdesinden ayırdı. Kanlar hocanın ve bizim üzerimize sıçramıştı. Yüzü kan olan hoca kanı tepsiye akıtmaya devam etti. Kanlar akarken kanın altında dolanan bir el fark ettim. Alttan bizim tarafımıza geçmek istiyor gibi hareket ediyordu. O an pencereye bir şey zıpladı. Bu benim penceremdeki kediydi. Elimle bağırarak hocam geldi, geldi diye bağırdım. Hoca başını çevirdiğinde ona birkaç şey söyledi. Dediklerinin tek kelimesini daha iyi anlamamıştım ama o kedi birkaç defa miyavladıktan sonra hocanın yanına indi. Bir süre anneme baktıktan sonra kan içindeki tepsiye atladı. Atlamasıyla kaybolması bir oldu. Kan yavaş yavaş azalıyordu. Sanki altında delik vardı da sızıyor gibiydi. Yaşananları şaşkınlıkla izliyorduk. Bir süre sonra o tepside hiç kan kalmadı. Bir damla bile. Kan tamamen bitince hoca horozun başına ve gövdesini tepsinin içine koyup bizi uzattı. Bize bir yer adı verdikten sonra şu saatte oraya gömün. Ardından vereceğim kağıttaki yazıları okuyun. İşlemlerinizi bittikten sonra besmele bile çekmeden oradan uzaklaşın. Acele etmeyin, korkmayın da dedi. Babam hocanın uzattığı tepsiyi aldı. Verdiği kağıdı da annem aldı. Hocanın yanından ayrılıp, Dediği yere yaklaştık. Dediği saatin gelmesini bekliyorduk. Biraz arabanın içinde durduktan sonra kuytuda ağaç olmayan kayalık bir alanda çukur kazıp horozun başına ve gövdesini gömdük. Annem sürekli olarak hocanın verdiği kağıdı okuyordu. Hepimiz korkudan titriyorduk. Babamı ilk defa öyle görmüştüm. İşlemler bittikten sonra yavaşça arabayı ilerledik ama sanki birileri bizi izliyor, takip ediyordu. Arabaya binip hocanın evine doğru yol koyulduk. Anneme Hissediyor musun diye sordum. Başını evet manasında salladı. Onlar da benim gibi bir şeyin varlığını hissediyordu. Bir süre sonra oradan uzaklaşınca bu hisse gitti. Hocanın evine vardığımızda dediğini yaptığımızı söyledik. Hoca kurtuldunuz. Geçti hepsi diyordu. Bizimkiler hocanın ellerini ayaklarını kapanıyorlardı. Ne teklif ettiysek sizin bana borcunuz yok. Benden yana her şey helal olsun diyerek bizi uğurladı. O gün oradan ayrıldıktan sonra arkadaşlarım bana onları gece arayıp Tuhaf konuşup dışarı çağırdım falan söylediler. Hepsi farklı olaylar anlatıyorlardı ama anlattıklarının birini bile hatırlamıyordum. Yaşadığım olan şiddetini sonradan anlamaya başladım. Allah kimseyi benim düştüğüm duruma düşürmesin. Boşuna demiyorlar. En iyisini yılan soksun diye. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.